Merhaba, Şehir Hepimizin programında bugün 3 yazarla birlikteyiz. Gaye Boraloğlu, Hüseyin Kıran ve Menekşe Toprak. Ve 3 yazarımızın kendi eserleri üzerinden şehir ve mekanla kurdukları ilişkiyi konuşmaya çalışacağız bugün. Hoş geldiniz hepiniz. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Şimdi tabii yazar, şehir ve mekan oldukça büyük bir başlık. Mesela şey gibi, belki oradan başlayabiliriz. Gaye'nin ve eserlerinde İstanbul bir figür olarak ortaya çıkıyor. Hüseyin Kıran'da da bir kent var. Fakat bu kent doğrudan bütün bir manzarasıyla görünür halde değil. Şöyle mi başlasak acaba? Sizin eserlerinizde mekan önemli mi? Yani mekanı önemsiyor musunuz eserlerinizi yazarken? Mekan sizin için önemli bir olgu mu? Ya da mekanın olmadığı bir eser mümkün mü? Siz bu mekanları nasıl kullanıyorsunuz eserlerinizde? Gayeden. Peki, teşekkür ederim. Mekan tabii ki önemli. Benim hikayeyi anlatmamı ya da kurmak istediğim dünyayı ya zemin hazırlamamı sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi. Hani o mekan, seçtiğim mekanla ilgili genellikle yapısal olarak çok düşünürüm, tarihsel olarak da düşünürüm. Yani romanın bütünlüğü içinde oturduğu yer açısından. Ama asli unsur değildir. Yani asli unsur derken neyi kastediyorum? Mesela Anayurt Oteli gibi ya da işte Masumiyet Müzesi gibi bütün yapıyı oluşturan, yapıyı ayakta tutan bir unsur olmaktan ziyade anlatmak istediğim dünyanın çerçevesini sağlayan, ona ruh veren ya da oradaki sorunları, meseleleri üzerine kurabileceğim bir zemin gibi kullanırım. Son romanım Dünyadan Aşağı Haliç kıyısında geçiyordu. Balat'ta, evet. Bunun birçok nedeni var ve işte romanın bütün yapısal özelliklerini içeren sebepleri var. Ama isterseniz bunu ikinci turda konuşalım. Tabii. Ya da yapısal özellikler. Ben mi söyleyeyim? Böyle mi geliyorsunuz? Yani bu kaçınılmaz bir şey. Mekan tasarlamanız gerekiyor. Ya bir mekanı verili alıyorsunuz. Mesela İstanbul'da semtten bahsedecekseniz o verili bir mekan. Ya da mekanı tasarlıyorsunuz sıfırdan. Bu da ihtiyaca göre olabilir. Şimdi bu başlıkla falan böyle tartışmaya, konuşmaya başladığımızda biraz düşündüm hani bununla ilgili nasıl bir şeyler yapılmıştı geçmişte de. Dafeo'nun Robinson Crusoe'su mesela herhalde bunun en kristalize şeylerinden bir tanesi. Bir adada geçiyor gerçekten. Ve coğrafyanın aslında insan hayatı üzerinde ne kadar büyük bir etkide bulunabileceğine dair çok somut böyle bilgi ediniyorsun oradan. Benim çok sevdiğim Andrei Platonov'un Canı mesela büyük bir boşlukta geçiyor. Bozkır'da geçiyor. Ve oradaki yaşantının yine kendine has, kendine bir şahsına münhasır bir o zeminle ilişkisi etrafında kaçınılmaz biçimde şekillendiğini görüyorsun. Çünkü görüyorsunuz, arkadaşça böyle hitap ediyorum, kusura bakmayın. Yani mesela orada yüzer gezer bir roman, kahraman kadrosu var. Hatta Rus devrimi döneminde geçiyor ve iktidara gelmiş olan Komünist Partisi'nin oradaki üyesi bu insanları yerleştirmeye çalışıyor. Coğrafya üzerinde sabitlemeye çalışıyor. Bunların hepsi gerçekten bize bir sürü şey söylüyor gibi geliyor bana. Yine Çevengur mesela başka bir, yine Andrei Platonov'un Çevengur'u bir kasabada geçiyor. Bu da bir alanı şeye açılan, doğaya, kırsal alana doğru açılan, tarım alanlarına doğru açılan ama bir taraftan da bir yoğunluk, bir insani yoğunluk. Yani kente kadar, metropole kadar gelebiliriz galiba böyle. Dolayısıyla ben de kendi çalışmamı yürütürken bunun etrafında ciddiyetle duruyorum. Nasıl bir mekanda geçecek? Bende de vardır. Romanlardan bir tanesinde Haliç'in kıyısında işte bir intihar deneyimi
yaşıyor. Ben gittim o Or Ahaim Hastanesi'ne. Yani sırf onu yazabilmek için ve hemen hemen hiçbir şeyi yoktu yani. Romana etkisi olmayan bir şeydi. O şu anda Balat Hastanesi galiba. Hani bu böyle mekanlara ilişkin bir fikri, bilinçsel, zihni bir tasarım edinmek çalışırken işleri bayağı bir kolaylaştırıyor. Bundan başka da gerçekten yani kurulmuş herhangi bir yer olmayan ama yer ötesi de değil tabii. Sonuçta yine karşılaşmayacağımız bir yeri ya da dünyada bulunmayan bir yeri biz tahayyül bile edemeyiz geliyor bana. Yani başka gezegenlere dair fikirlerimiz dahi dünyadaki gibi olacaktır, buna benzeyecektir diye düşünüyorum. Lazım geliyorsa da evet, mekanda tasarlamak gerekiyor. Bunun tıpkı bizim yaşadığımız zemine ayak basma ihtiyacımız gibi romanların ya da anlatım metinlerinin neyse onlar böylesi mekanlara ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve bu çerçevede doğrusu çalışıyorum. İki mekan. Evet, yani ben tabii bir de belki çocukluğumdan itibaren ve çok yer değiştirmek zorunda kaldığım için mekanlar özel olarak mekanlar üzerine düşünmek, hatta o mekanları özlemek de buna dahil olan bir şey. O yüzden metinlerimde hep mekanlar çok önemli bir, hatta bazen metnin kalbi gibi, ikinci bir kişisi gibi durduğu da oluyor bende mekanlar. Mesela Temmuz Çocukları romanında benim Ankara çok önemlidir. Hani ben sadece İstanbul'dayım çünkü benim kültürel ve sosyalizasyonumu gerçekleştirdiğim yer önemli. Yer aynı zamanda Ankara'dır. Temmuz Çocukları adlı romanında Ankara çok önemli bir yerdi. Ama aynı zamanda çocukluğumun geçtiği mekan olan Köln kenti de çok önemli bir yerdir. Herkes orayı Berlin zanneder ama benim aklımda, kafamda kurguladığım yer aslında orası 1990'ların Temmuz Çocukları'ndaki Almanya kenti, bir Köln kentidir aslında. 90'lar yer yer geri dönüşlerde, 80'ler benim çocukluğumun da geçtiği yerler. Dolayısıyla mekan benim metinlerimde hep gerçekten bazen başak bir yere sahipmiş gibi de geliyor. Biraz da hep yazarken hep doğrudan o mekanın içinde yer almasam bile biraz uzağında yazarken de o mekanı yeniden tanımlama ihtiyacı duyuyorum galiba. Biraz da yazdığım hikayelerle de çok ilintili. Yani işte Temmuz Çocukları bir göçmen ailesini anlatıyor. O göç mekan değiştirmekle çok ilintili. Dolayısıyla o mekanı yeniden tanımlama, o özlemle değişen mekanı gidip de geri dönülen yerde o değişen mekanı tespit etme, algılama figürlerimde çok daha bariz oluyor. O yüzden de mekan evet çok ciddi anlamda önemli bir yere sahip. Ama son romanımda mesela yakında yine iletişim yayınlarında çıkacak olan Arı Fısıltıları romanımda kentten kaçıyorum. Yani kahramanlarım kentten kaçıyorlar. Hatta ölüler bile kentten kaçıyorlar, kıra sığınıyorlar. Bu kez ben kırı anlatmayı denedim arılar üzerinden ve ruhlar, ölüler diyarı üzerinden kırı anlatmayı denedim bu kez de. Evet, belki biraz Gaye senin de bahsettiğin gibi mekanın ya da romanı ya da bütün anlatıyı, metni etkileyen bir unsur olarak da metinin içine girmesi. Şimdi bu senin mesela hepsi hikaye ilk kitabında. Oradaki kadın kahramanla mekanın ruh hali arasında çok böyle paralel giden bir yapı var gibi mesela ben hep düşünmüştüm. Meçhul yine zaten bütün bir mekanlar, farklı farklı mekanlarda işte bir İbrahim anlatısına dönüşüyordu. Ve zaten dünyadan aşağıda hani Balat, ya orası başka bir yer olabilir miydi? Mesela o romanı, hani dünyadan aşağı giderken Balat dışında bir yer olabilir miydi? Ya da o karakter oradan başka bir yerde var olabilir miydi? Yani mesela Hilmi Aydın bakmak için en uygun yer Balat. Yani Hilmi Aydın başka bir yerde olabilir miydi? Sonuçta hani Balat çok eski bir yerleşim bölgesi, birçok işte kültürü, dini bir arada taşıyan ve birçok farklı sınıfları bir arada taşıyan ve bir taraftan bizi çok şaşırtan da bir yer aslında. Evet. O anlamda mesela mekan ve işte şehirde seçilen yerlerin
bu karakterlerin ruh haliyle ya da ne bileyim sen düşündün mü örneğin Dünya'dan Aşağı'da ya bu Hilmi Aydın'ı ben Nişantaşı'nda yazsaydım ya da ne bileyim Eminönü'nde yazsaydım. Mümkün yani. Olur muydu? Hilmi Aydın olmazdı da Hasan. Celal Salih mi olurdu? Celal Salih olurdu herhalde. Balat'ı seçmemin birçok nedeni var. Bir kere şurası çok açık. Aslında roman üzerine bir yazarın konuştuğu her şey afaki ve itiraf edeyim ki saçma görünüyor gözüme. Çünkü yani o süreçleri yaşarken aslında bir yandan ki ben zaten hep zihnim işin içindedir çalışırken. Zihin işin içinde ama sadece zihnimizle hareket etmiyoruz. O zihni yer açan duygularımız, hislerimiz vardı. Ama onları dile getirmek, dillendirmek bir yazar için zor. Bu parantezi açıp ya da koyup başlayayım konuşmaya. Balat'ı seçmemin birkaç nedeni vardı. Birincisi ben aslında üç kuşak baba-oğul ilişkisini anlattım ve dolayısıyla benim sürekliliğe ihtiyacım vardı. Yani İstanbul'un İstanbullu olması gerekiyordu. Çünkü benim İstanbul'la bitmemiş ve muhtemelen bitmeyecek olan bir derdim hep var. İstanbul seçtiğimde o sürekliliği sağlayacak bir mekan olması gerekiyordu birincisi. İkincisi böyle işte çok turistik işte Beyoğlu, Galata filan yani oralardan uzak durmaya daha mahalle yani Hilmi Aydın'ın o küçük dünyasını çerçeveleyecek. Çünkü Hilmi Aydın geniş akıllı bir adam değil yani dar akıllı bir adam bir anti kahraman. Evet. O dar aklını ifade edecek bir yer olması önemliydi. Aynı zamanda da kıyıda durmak önemliydi. Çünkü Hilmi Aydın kıyıda duran bir adam. Yani yaşamla ölüm arasında da kıyıda duruyor. Karısıyla olan ilişkisinde de kıyıda duruyor. Sevgilisi. Babasıyla ve oğluyla olan ilişkisinde de belli ki kıyıda duruyor. Dolayısıyla o kıyıda olma hali... Bir türlü karşıya geçememe, oralarda dolanıp durma hali sanıyorum ruhsal olarak beni cezbetti. Onun dışında şu da tabii benim için avantajdı. Kitabın temel meselelerinden bir tanesi ki çıkış noktası olan konu bir Müslüman olarak... Cennete girmek korkusu, cennete cehenneme gitme korkusunun Hilmi Aydın'ın içine düştüğü andır. Dolayısıyla hep cehennemden uzak kalmak, cennete tekrar kabul edilmeyi istemek gibi beyhude hesapları içinde. Evet, hesaplar içinde Hilmi Aydın. Ben dini eleştiriden ziyade ya da bir Müslümanlık eleştirisinden ziyade Hilmi Aydın denilen ve aslında her şeye karşı mütereddit duran ve daha çok riya ilişkisi üzerinden dünyayla temas kuran bir karakterin cehennem hikayesini anlatmak istedim. Tabi Balat bunun için de aslında... önemli bir mekandı. Çünkü birçok din yani işte Yahudiliğin merkezlerinden bir tanesi. İşte sinagoglar da var, kiliseler de var, camiler de var. Ve hatta romanın işte simgesel sahnelerinden bir tanesi Hilmi Aydın cennete kabul edilebilme umuduyla kendini garantiye alabilmek için o üç dini mekanın ortasında bir hayrat yapar yani. Evet. Hani... Onda bile şey tasarruf ediyor bir taraftan. Evet yani hani garantiye alayım yani sadece Müslümanlıktan gitmeyeyim falan. Hepsinden. Onlar da görsün buradaki durumu diye öyle bir hesap içindedir. Dolayısıyla bütün bunları anlatmak için
en uygun yer Balat'tı. Tabii bir de şöyle bir şey var. Hilmi Aydın dökük bir karakter yani. Tırnak içinde kullanıyorum bunu. Ama böyle ayakta duran birisi değil. Daha çok yuvarlanan birisi hayat içinde. Birisi bir dokunduğunda, ittiğinde bir yere doğru yuvarlanıyor ama aslında orada da çok sürdüremiyor. Çünkü ayaklar üzerinde kalkıp yürüyemiyor. O döküklük hali de aslında Balat'ın ruhunda var olan bir şey. Hani orası duruyor tabii ki mekan ama hani o bir türlü toparlanamama, işte mesela gentrification, soylulaştırma çalışmaları oluyor ama onu da reddediyor, evet. Tamam mı? İşte din, yukarıda Fatih var, Fatih aşağıya nüfuz edemiyor bir türlü. Yani deniz var ama girilemiyor falan. Hani evet. Böyle bir türlü bir tam olarak yerleşememe hali var ya Balat'ın da, evet. Şu yeryüzüne. Evet. Tıpkı aslında bu bir yandan da Hilmi Aydın'ın hikayesidir. Evet. Dolayısıyla o örtüşme, o ruhu oraya taşımak istedim. Bu yerleşememe meselesi sanırım Hüseyin senin eserlerinde de önemli bir şey. Kişinin kendi bedenine yerleşememesi ya da belirli bir mekanda hatta akışkan hale gelmesi. İşte Resul'de olduğu gibi ya da gecede giden de farklı ilişki formları aramaya başlaması. Sonra ne diyeyim, dağ yolunda karanlık birikiyor da işte kentten tamamen ne diyeyim, zamansız ve uzamsız bir yere doğru sürüklenmesi. Evet, doğru. Yani bunun mesela senin edebiyatında doğrudan hani yapıyla bir ilişkisi var mı? Mekan ve şey? Ya açıkçası yani bu başlık altında biz düşünüp konuşmaya başladıktan sonra benim için böyle apaçık, aydınlık bir mesele haline geldi. Hem de kaçınılmazca var ama ben yani bunun üzerinde bu şeyle, bu yoğunlukla durmamıştım. Yani ön hazırlığını yaparken, çalışırken bir içeriği açığa çıkartmak için, bir özü açığa çıkartmak için roman çalışıyorum ama yani... Tekrardan dönüp geriye metinlere baktığımda metinlerin gerçekten aslında ne kadar da gerek beden coğrafyası, gerek zemin olarak, topografi olarak coğrafya, evet. Gerek kültür coğrafyası, yani bir bütün olarak bütün onun elemanlarıyla falan ne kadar içi dışlı olduğunu biraz da fark etmiş oldum. Yani hani bu başlıkla yapılan konuşma ve tartışma sürecinin bana gerçekten bir kazanımı oldu. Şey de gayet demin gayet doğru söyledi bence. Bir yazarın kendi sanatı hakkında böyle fikir serdetmesi bana da biraz zor bir şey. İrkiltici geliyor. Zor bir çünkü şey. Yazdık zaten işte. Aslında yani başkaca bir açıklamaya ihtiyaç olmaksızın özellikle kitaplar kendi varoluşlarını artık sürdürebilsinler diye biz onları salıyoruz. Böyle de bir yanı var. Ama yine buna rağmen hani düşünürsek şimdi ben açıkçası kendi kişisel yaşantımda olmadığım kadar diyeyim. Çünkü ben oldukça merkezi yerlerde bulunmayı ve çok fazla hareket etmeden yaşamayı tercih eden birisiyimdir. Ama kahramanlarım her ne hikmetse doğru bir türlü yerleşemeyen karakterler. Bir türlü kendilerine bir ait olunacak zemin bulamayan bir karakterler. Coğrafyanın da biraz öyle olduğunu düşünüyorum. Yani coğrafyayla girdiğimiz ilişkiyi, İşte İstanbul şehrinde yaşıyoruz. Üst üste katman katman onlarca kültürün birikimi var. En eskisi de bundan 40 bin yıl önce falan bu Büyükçekmece Gölü kenarında bir paleontolojik kazı yapılıyor. İstanbul Üniversitesi yürütür onu. Çok uzun bir süredir. Baya böyle tarih öncesi insanların falan yerleşim yeri olan bir şey var. Bir oradan buluntular falan da çıkartılıyor. 40 bin yıllık falan bir geçmişi olan bir yer. Bir mağaraya sığınmışlar ve önlerinde tatlı su. Büyükçekmece o zaman tatlı su. Yani doğanın içine doğru girerek bir kendini korumaya alma. Dolayısıyla topografiye sığınma. Yani topografiye kendini uydurma. Ve gelinen zaman içinde de işte bu artık gökdelenlerde varlığını sürdürmeye başlayan bir İstanbul nüfusu. O da galiba içinde bulunamayacağımız şu meşhur atmosfer coğrafyasına doğru bir yükseliş. Eskiden bunu nasıl yapardık? Biz ancak büyük ilahi yapılarımızla, işte Ayasofya Kilisesi'yle, Sultan Ahmet Camisi'yle ya da Selimiye'yle, yani mabetlerle yapardık. Yukarıya doğru yükseliş. Ama bugün artık insanın kendisi o kadar çok yüksek bir varoluş tarzı içermese bile, öyle düşünüyorum, yavaş yavaş böyle tanrısal bir
varoluşa doğru gidiyor. Bunların eleştirisi gerekiyor. Yani benim açımdan gerçekten asıl sorunlar şeylerde. Bizim yerleşebileceğimiz zeminler gerçekten var mı? Bu mesela ilişkiler coğrafyası da benim için çok önemli bir şey. Ben bunları tasfiyeye uğratmaya çalışırken bunlara ilişkin hiç düşünmediğim ya da bunları reddettiğim, bunların etrafından dolaşmaya çalıştığım ve bunları yok sayarak kendi kendime boşlukta bir şey kurmaya çalıştığım falan düşünülmesin. Tam tersine ben insan ilişkilerine ilişkin bir coğrafya alanını, içine yerleşebileceğimiz yerdir coğrafya değil mi? Üstünde durabileceğimiz, ayakta durabileceğimiz, hareket edebileceğimiz bir zemin. İlişkilerimiz açısından da böyle. İçinde kendimizi rahat hissettiğimiz, kendimizi rahatça genleştirebildiğimiz başka insanlara, başka metinlere, başka varlık olma tarzlarına mesela işte karşılaşıyoruz. Bir filmde çok şahane bir şekilde karşılaşmıştım. Uluyan bir adam galiba, Engin Günaydın oynamıştı. Demir Kubus filmi galiba değil mi? Yeraltıydı yanlış hatırlamıyorum. Evet. Başka varlık oluş tarzlarına doğru da böyle çıkışlar yap. Bunu nasıl mümkün olacak bu? Mümkün ise bu yapılabilir bir şeydir. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan şey bizim klasik ortodoks anlamıyla işte topografya ile ilişkimiz zaten çok fazla hareketli bir şey olamaz. Çünkü o çok büyük kuvvet. Biz ona ne kadar etki edebiliriz. Ama bunun ötesinde kurduğumuz coğrafyalarda bizim böyle daha geniş, daha esnek, birbirine daha geçişken, daha akışkan. Burada mesela kendimizle ilişkimiz için de böyle, kendi bedenlerimizin içine de gerçekten saplanıp kalmışız ve onun imkanlarına ilişkin tahayyüllerimiz de çok kısıtlı. Çünkü yaşantılarımız aslında kısıtlı. Güne başladığımızda bize verilen gün, sunulan gün bizim tercih ettiğimiz bir gün olmuyor ne yazık ki. Bunun yerine bize dayatılan bir gün oluyor ve siz bunun içinde kendinizi durmaksızın böyle bir takım durumlar, pozisyonlar, ilişkiler içinde hatta kendinize benzeyen bir figürü oynarken falan buluyorsunuz. Kendi sahiciliğinize bir türlü ulaşamıyorsunuz. Hani böyle indirgenebilecek, özsel bir sahiciliğimiz olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum bunu ama bize sunulan o rol atmosferleri içinde de oldukça dar bir yerde yaşamak zorunda kaldığımızı da kabul edersiniz sanırım. Dolayısıyla böyle coğrafyanın kendisi de akışkan, beden coğrafyasının kendisi de akışkan olsun. Yani kültürel anlamda da biz birbirimizi çok daha farklı biçimlerde kabul etmeye açık bir kültür coğrafya alanı kuralım. Biraz böyle düşününce, böyle çalışmaya başlayınca benim açımdan yani bu reel verili ilişkiler, coğrafya zemini, kültürel kodlarımızın hepsi tasfiyeye uğruyor ve ben bunun yerine başka bir şeyi bir anlamda hem bunların tasfiyesini sağlamak adına hem de yeni bir şeyler önermek belki adına oralardan düşünerek ben kendi edebiyat çalışmam üzerine yoğunlaşıyorum. O yüzden yerleşiklik hali ya bir sorun da var. Bu yani hiç bitmeyecek gibi geliyor bana. Ya ben insanın ya da kültürlerin ya da daha doğrusu yeryüzünde hiçbir şeyin yerleşik olmadığını düşünüyorum. Yeryüzünün kendisi bile yerleşik değil. Yani uzayda dönüp duran bir küreye nasıl sürekli yerleşik diyebiliriz? Devin böyle bir şey yok aslında. Bu bizim bir ilişki kurma tarzımız. İnsan böyle bir denge arıyor galiba. Denge ve eksen arıyor. Yani daha kolay ilişki sürdürebileceği bir, daha kolay devinebileceği bir aks arıyor kendine. Ya tam yerleşmek, çürümek zaten. Yani bu şekilde hareket etmeden. Galiba da ona ilişkin ama bizim bir yani yanlış bir bilinçlenmemiz var. Mesela yeni şimdi bir metin bitirmiştim. O şöyle başlıyor. Yeryüzünde hiçbir şeyin yeri yok diye başlıyor. Evet. Bu tam bununla ilgili bir şey aslında. Demek ki bu coğrafya tekrardan kurulabilir, tasarlanabilir. Tabii edebiyatta yani, bunun için bulunmaz bir araç zaten değil mi? Evet yani iki şey yapabilir bunu. Felsefe yapabilir. Bir de edebiyat. Edebiyat yapabilir. Biz edebiyatçıyız. Felsefeyi çalışıyoruz sadece. Onu öğrenmek için çalışıyoruz. Genel şeyim bu. Evet, yani yaklaşımım budur. Yerleşiklik ve yerleşememe biraz da Menekşe senin eserlerinde de değil mi bir göçebe halinin, o göçebeli ruh halinin. Bu biraz da benim yaşamımla ilintili. Yani ben de artık şeyi fark ediyorum. Yazdığım öykülerde insanlar mekan değiştirmeseler de bile yine bir aforoz edilme halleri var aslında. Yani o da bir çeşit göç etme hali. Yerleşememe hali, duygusal olarak da yerleşememe hali benim. Özellikle ilk öykülerimde çok hakim. O ilk öyküler ne kadar mesela Valizdeki Mektup adlı öykümde çok değişik mekanlarda geçer hikayeler. Hep bir arayış içinde olan insanlar Anadolu köyü ne kadar gevarır, Viyana'dan başlar,
Berlin'e gelir, oradan Anadolu köylerine kadar inen öyküler. Evet. Hep ama bir şey, mekan değiştirmek zorunda olan insanlar ama bunlar, evet, aynı zorunluluk. Zaman. Zorunluluktan kaynaklı bir şey. Ama sonraki hikayemde mesela, hikaye kitabımda Hangi Dildedir Aşk Hikayesi'nde yine orada bir hareketlilik ve şey var. Ama mesela terk edilmiş olan insanın da bir çeşit aforoz, yani durduğu yerden terk edilmiş olan insanın da aforoz edilme duygusu, o duyguyu aforoz edilme halinde yaşamış, yaşıyor olması da önemli benim öykülerimde. Yani işte reddedilme, ait olmama, bir kültüre ait olmama. Ama anılar da önemli. Mesela bu Ağıt'ın sonunda da. Hani şehir ve mekanlar hep bellekle birlikte geliyorlar gibi. Evet, yani Ağıt'ın sonunda tabii iki düzlemi var Ağıt'ın sonunun. İki düzlemi var. Biri o masallarla anlatmak istediğim. Daha çerçeve, daha kolektif bir hafıza. Daha çerçevesi genişletilmiş, daha toplumsal boyutu. Yani anlattığım Fatma karakterinin dışına çıkan, her ne kadar Fatma'nın okuduğu güzel bir masal gibi görünse de aslında Fatma'nın hikayesine de tekabül eden ama toplumsal, Fatma'nın yaşadığı her şeyin toplumsal bir karşılığının olduğunu da anlatmaya çalışan her iki masalda da bunu anlatmaya çalıştım zaten. Ama orada da hatta farklı kültürler arasında işte... Özlem Mekan Beyoğlu. Mekan Beyoğlu olarak görülüyor ama mesela masallardaki mekan birdenbire şeye dönüşebiliyor. İşte Gılgamış Destanı'ndaki hikayenin mekanına dönüşebiliyor. Yani işte ormanlarla çevrili olan bir şeyde, bir mekanda bir kadın tarafından ayartılan, dağlı hale getirilmiş olan bir erkek figüründen bahsediyorum. Ki Gılgamış Destanı'ndan tabii ki etkilendiğim ama bunu farklı bir şeye dönüştürmek istediğim bir masal. Bu aynı zamanda bugünkü kültürel durduğumuz noktada bizi acıtan yahut da bizi etkileyen bütün bu kültürel oluşumun nereden kaynaklandığını, işte dinsel kitapların, dinlediğimiz masalların vesaire her şeyin bizi bugün de gelip bulduğunu, bunun hepsinin bir birikim olduğunu anlatmayı denediğim bir hem roman içinde de işte masalların olduğu bir çeşit hikaye olarak da okunabilecek öyle bir roman oluştu. Mekanlar orada da çok önemli çünkü masallarda da mekan değiştiriyor kahramanlar. Orada kültürlerin birbirinin nasıl etkilediğini yahut da nasıl iç içe geçtiğini sadece insanların değil, kültürün veyahut da diğer medeniyetlerin nasıl baskın hale gelmeye başladığını anlatmayı denediğim farklı bir anlatı tarzı oldu diyelim kitaptaki masallarla. Ama her halükarda galiba benim kahramanlarım yerleşemediği için de benim hikayelerde bir yerleşiklik yaşanamıyor. Dolayısıyla daha çok ben sanırım bunu genel bir kavramın altında toplamak isterim. Yabancılaşma. Yabancılaşma. Evet, daha çok yabancılaşma ile bunu ben şey yapabilirim. Göç orada önemli ama işte o göçle beraber yahut da başka şeylerle beraber genel olarak bir yabancılaşma söz konusu olduğu için de bir yerleşememe hali hakim sanırım benim hikayelerimde. Ama diğer arkadaşlara da katılmam gerekiyor. İnsanın kendi hikayesini, yazdığı şeyleri tanımlaması gerçekten zor. Yani tüm bunları ben şimdi anlatırken nasıl bu kadar kolay anlatıyorsam yazarken bunları hiç düşündüğümü zannetmiyorum. Yani hiç düşünerek, bunları hiç düşünerek yazmadım, onu söyleyeyim. Bilinç altında o kendiliğinden gelen şeyler çok daha önemli. Yani metni yazarken o metnin gelişimi biraz kendiliğinden de geliyor. Çok da tasarladığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Şimdi hep şey konuşulur ya, bazı yazarlar ve bazı işte şehirler kodlanmış gibidir birbirine. Hani hepimiz Mokando diye bir yer olmadığını biliriz ama Marquez bize onu o kadar güzel anlatır ki hani Mokando diye bir yer gerçekten vardır diye düşünürüz. Ya da ne bileyim Virginia Woolf ve Londra ya da ne diyeyim Flaubert ve Paris. Ya da işte bu Madame Bovary'nin taşrası. Yani o Madame Bovary'nin taşrası sadece bir mekan olmaktan çok yani bir metafora da giderek dönüşür. O sıkıntının, o kadının kendisini yok etme halinin de bir şeyine dönüşebilir.
Mesela sizin kendi eserlerinizde bu sefer mekanın biraz daha büyüğünü düşünürsek, mesela şehir ya da kent dediğimiz şey bugün daha böyle şeye dönüşüyor. Ya da taşra, her neyse nasıl adlandırılacaksa bu. Mesela bir metafor olabiliyor mu? Çünkü mesela giderek daha hani sokakların daha azaldığı, insanların daha alt alta üst üste yaşadığı ama birbirlerinden daha az haberdar olduğu, hani ilişkilerin ve iletişimsizliğin daha yoğun ya da azaldığı bir dönemde şehir, bu siz tam da 21. yüzyılda yazan yazarlar olarak eserlerinizde bu ilişkileri kurarken, kahramanlarınızın ilişkilerini kurarken sizi etkiliyor mu mesela şehrin son hali, şehirlerimizin son hali? Tabii bir de bizim yani sadece çağ değil ama Türkiye'de yaşamanın ve özellikle son 20 yılının, Türkiye'nin son 20 yılının bu bir inşaat cumhuriyetinde yaşamış olmamızın getirdiği derin ızdıraplar ve yarılmalar var. Benim yani ben genellikle yani büyük oranda İstanbul'u yazdım. İstanbul'la böyle bir sevgi nefret ilişkim hep olmuştur. Hatta sevgi demeyeyim, aşk nefret ilişkim hep olmuştur. Ama burada tabii ki şöyle bir şey var. Yani yazının kaynağı vatanı bellektir. Ama ve belleğin de aslında en asli unsurlarından biri mekandır. Yani sözleri, cümleleri, kelimeleri o kadar hatırlamasanız bile, kokuları, tatları, duyguları zaman zaman unutsanız bile mekan birçok açıdan, birçok duygunuzla temas edebildiğiniz, görebildiğiniz, koklayabildiğiniz, dokunabildiğiniz, hissedebildiğiniz bir araç olduğu için en aslında hafızamızın canlı olması gereken diyeyim olduğu ve bu yüzden de sürekliliği sağlayan asli unsurlardan, hayatımızın sürekliliğini sağlayan asli unsurlardan biri olduğu için çok önemli. Zaten tam da bu sebeple sanıyorum hani bu hükümet, bu iktidar mekanlara doğru ağır bir saldırıya girişti. Bir de ben Beyoğlu'nda yaşıyorum zaten. Hani Beyoğlu'da ilk hedef tahtasındaki ilk unsurlardan, mekanlardan biridir. Çünkü çok önemli bir simgesel değeri var. Dolayısıyla benim en büyük, en ciddi tedirginliğim aslında bu saldırıyla birlikte yaşadığımız bellek kaybının ileride ne tür sonuçlar doğuracağı. Yani bunu şimdiden kestirmek çok zor. Yani bence mekanın, yani yazarın yaşadığı ya da göz diktiği mekanın sürekliliği edebiyatının kalıcılığı için çok önemli. Ona da bir balta iniyor yani. Evet, aslında oraya da bir balta inmiş oluyor böylelikle. Ve bu bundan dolayı biz nerelere doğru savrulacağız? Hani çünkü yani... Şimdi eğer ben çocukluğumun Beyoğlu'nu ya da çocukluğumun Balat'ını anlatırken bugünden çok bambaşka bir şey anlatıyorsam bu benim için ciddi bir sorundur. Bazı şeyleri hiç anlatamamak demektir. Bazı şeyleri bambaşka türlü anlatmak demektir. Çünkü hikayenin akışı içinde hatırlatma yapmanız çok zor. Ha bunu avantaja çevirirseniz, çevirebilirsiniz. Ben işte... Üç kuşak hikayesi, Balat'ta üç kuşak evet. hikayesi anlattığım için hani bunu bir şekilde avantaja dönüştürmeyi başardım ama üç ayrı karakter ve üç ayrı dil var kitapta bunu yapmamı sağlayacak olan. Bu her zaman her yapı, her roman yapısı içinde mümkün olmuyor. Evet. Dolayısıyla bu kopmalardan, bu kopmalar... Hem ruhsal kopmalar, hem epistemolojik kopmalar, hem ontolojik kopmalar, yani varlığımızla ilgili, bilgimizle ilgili, duygularımızla ilgili kopmalar. Hani bu kopmalardan nereye doğru savrulacağımızı ancak zaman gösterecek evet. diye düşünüyorum. Yani biz şimdi sanki son yıllarda özellikle mekanı
kendisine mesele olarak ele alan yazarlarda böyle bir tutunma arzusu görüyorum. Bir hani kaybetmeme içgüdüsü, işte tariflemeye çalışma telaşı zaman zaman. Evet. Hani bunlar olumsuz anlamda söz etmiyorum yani. Hissediyorum. Ama hani buradan başka, yani sanki bu yaşadığımız son çeyrek bizi başka bir yere doğru savuracakmış gibi geliyor. Evet. Belki mekanın kendi bilinci oluşabilir mi acaba? Bütün bunlara direnen bir yaralı şekilde. Bilinç. Yaralı bilinç. İzin verirsek oluşur galiba ama öyle bir şeye izin vermiyoruz. Biz 30 yılda bir, özellikle Türkiye coğrafyası için söylüyorum, ben başka ülkeleri bilmiyorum. 30 yılda bir şehirlerimizi yerinden edip onları başka bir şeye doğru uğrattığımız için dolayısıyla orada kalıcı bir şey olmuyor. Biz eski binalarımız bile artık kendi kullanıla gelen kimliklerinden başka bir şeye dönüştürmek. Onları bu genel kapitalist ihtiyaçların etrafında yeniden dizayn etmek, örgütlemek. Yani herhangi bir binayla ilişkimizin bizim böyle çok sağlıklı ve kalıcı olmadığı, bunu durmadan yerinden kaldırarak, onları yerinden söküp yerine yeni binalar inşa ederek, onları da yeniden söküp tekrar yeniden inşa ederek böyle tuhaf, geçici. Ama yani bu herhangi bir bilince, belleğe, böyle bir herhangi bir entelektüel, kültürel ihtiyaca falan tekabül eden bir şey değil. Tamamıyla kapitalist kar etme arzusundan kaynaklanıyor. Peki bu mesela senin edebiyatını etkiliyor? Şimdi bu seni dayanaksız kılan bir şey, dayanaksız. Bir anımı anlatayım size. Bir süre işte cezaevinde bulundum, mevcut geçmiş hayatımın parçası olarak. Bir arkadaşım vardı, çok da severim kendisini. Şu anda Fransa'da yaşıyor, yurt dışına çıktı. Onun işte hayallerimizi konuşurken tek bir hayali olduğunu söylemişti. Samsunlu bir arkadaşımızdı. Samsun'da büyüdüğü mahallenin girişinde büyük, siyah, muhtemelen bazalttır o. Bir kaya varmış ve çocukluğu o kayanın üzerinde oturup işte bakın, etrafa bakarak geçmiş ve hapisten çıktığında yapmak istediği şeyin sadece o kayanın üzerine çıkmak olduğunu falan anlatmıştı. Var mı? Yani, Gayrı söylediği çok doğru. Hani bu böyle belleğimizi kurarken çok temel şeylerden bir tanesi. Benim kendi kişisel çocukluğuma ilişkin en temel anılarımdan bir tanesi gerçekten Irmak. Ben Amasya'da büyüdüm ve içinden yeşil ırmak ve ters akan çayı geçen bir şehirdi. Çok güçlü bir varoluşu var ve etrafına yeşillik saçar. Çok büyük bir doğa varlığıdır. Bence yani denizden daha saygındır. Tatlı olması itibariyle. Benim büyük bir arzuyla dönmek istediğim yerde mesela o ırmağın kıyısı, oradaki doku. Yani bu o kadar sizi tarif eden bir şey ki şimdi bunu durmadan elinizden aldığınızı düşünün. Yani mesela ırmakla ilişkim varsa benim, onun önüne devasa bir baraj kurarsanız bambaşka bir şeye dönüşüyor. Evet. Yani bizim gerçekten böylesi lüksler bize bahşedilmemiş bir kültürün insanı olduğumuzu bir kere anlamamız gerekiyor. Yani böylesi eksenlere, böylesi akslara ihtiyacımız yok mu? Elbette var. Ama biz durmaksızın bunları yerinden eden tuhaf bir kültüre sahibiz. Şimdi bu senin sanatına nasıl yansıyacak? Aslında olduğu gibi yansıyor bence. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi mesela biz bir kazı çalışmasına girsek Gayrı'nın son kitabıyla ilgili. Şimdi bir balata ulaşmamız lazım. Tamam, onun bir tasarladığımız balat var, bir reel balat var. Onun tarihsel olarak birikimi var vesaire. Böyle çok büyük, devasa bir şeye doğru gider. Dolayısıyla orada bir yatırım yapabileceği bir semt, ilişki kurduğu bir semt. Bunun yüzyıllık bir hikayesi. İşte bizim biraz böyle yani kendimize denge alabileceğimiz, edinebileceğimiz yerlere, zamanlara, mekanlara yayılmış bir tarihsel bilinç, süreklilik oluşturabilecek bir zemine ihtiyacımız var. Ama Türk toplumunun ben bunları maalesef yani çok hoyrat kullandığını, bellek, çok kolay bellek harcadığını. Nasıl bir mekan gittiğinde dediğiniz gibi bellek de gidiyor. Tabii ki. Edebiyat da aslında o kazıyı yapıyor. Yani yapmayı deniyor en azından edebiyat. Yani maalesef yani ortada şey kalmayınca biz de arkeolojisini yapmak zorunda kalıyoruz. Şeyde Menekşe, sen de Berlin ve yani İstanbul, Ankara. Evet. Tabii Berlin bu kadar değişen bir şehir mi? Ya bilmiyorum. Şimdi bir anda tabii şeyle karşılaştırmak zorunda kaldım. Mesela Berlin'in şimdi bizde mütemadiyen farklı nedenlerle yok edip yeniden yapma, hep üzerine yeni şeyler inşa etme. Bir anda bana şey gibi geliyor.
savaştan çıkma, her zaman kentlerimiz hep bir savaş halinde aslında. Üzeri bombalanan bir savaş halinde ve üzerine sürekli bombalar düşüyor. Betons. Şimdi çünkü şeylere bakıyorsunuz, mesela Almanya kentlerine bakıyorsunuz. Berlin de bunun içinde ama en büyük zarar görmüş olan kent mesela Dresden kentidir. İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekten yerle bir olur. Ve Berlin sokaklarında da gezdiğinizde bir anda bakarsınız çok çirkin bir 1950'lerden kalma, çok çirkin bizim buradaki yapıları da andıran modern, o dönemi ait modern yapılar. Ve sonra bakarsınız işte bu Art Nouveau dediğimiz 1900'lerin başında yapılmış ya da Bauhaus stili yapılmış evler görürsünüz. Bunlar zarar görmemiş olanlar ama adım adım şehrin nasıl bombalandığını o evlere bakarak siz görebilirsiniz. Yani şehrin nereleri bombalanmış, hangi sokağında hangi evler gitmiş, siz onu binalarla birlikte tespit edebiliyorsunuz. İstanbul'da... Sevgili Melekşe, bizde öyle bombalamaya ihtiyaç yok. Biz işte kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Ben onu diyorum, onu söylemeye çalışıyorum. Yani evet. Adeta her 10-20 yılda bir Türkiye'nin şehirlerinde, evlerin üzerinde bir bomba geçiyor. Adeta bir savaş yaşıyor aslında. Yani hatta ve şehre girdiğiniz zaman da hep o tıkı tır tır, o gürültü var ya, o inşaat gürültüsü. Evet, bir de gürültü var. O toz ve yıkılan evlerin, toz, sokaklardaki o toz, bürünen, toza bürünmüş sokak görüntüsü mesela. Evet. Bunların hep böyle bir tuhaf bir şekilde bana hep savaş şeyini getiriyor. Biz her an kentlerimizdeki binalarla savaş halindeyiz. Peki bu mesela senin edebiyatında hani iki yerde hem Almanya'da hem Türkiye'de yaşadığın için mekana bakışını ya da ne bileyim işte Almanya'da bir yeri yazarken ya da İstanbul'da bir yeri yazarken senin edebiyatında etkili oldu. Ya şöyle bir şey, bende de tabii ki o bellek edebiyatın yazdığım metinlerde bellek hep çok önemli. Yani hep bir çocukluğa bir dönüş oluyor. Dolayısıyla Ankara o anlamda hep o benim İstanbul çok yani son romanımda Altın Sonunda vardı. Şimdiki romanımda da yer yer Kurtuluş var. 9 yıldır Kurtuluş'ta da yaşadığım için isim vermeden de bir şekilde Kurtuluş'un da hep girmeye başladığını görüyorum ama ben bellek olarak daha çok Ankara'nın olduğunu görüyorum. Benim şeylerimde, öykülerimde ve romanlarımda yer yer Ankara'nın yer aldığını görüyorum. Ankara zaten çok daha başka bir değişim yaşadı. Yani sadece şey olarak hani silüet olarak da çok değişen bir kent oldu. Ben artık mesela Ankara'yı hiç tanıyamıyorum. En son gittiğimde bizim işte üniversiteliyken... öğrenciyken geçirdiğimiz özel yerlerimiz, gittiğimiz kafeler vesaire vardı. Sokaklar vardı. O sokaklar tanınmaz hale geldi zaten. Ankara tabii daha hızlı hani o... Yani aslında edebiyat, mekan ve bellek birbirinden çok bağımsız şeyler değil. Öyle değil mi? Yani evet. Ben belleğimde hep bir şekilde belki ona göre de hikayeler yazdığımı, hep geçmişe bir dönüş o yüzden de. Galiba mesela bizde, bizim sadece benim değil, genel olarak Türkiye'de edebiyatta bir ağıt havası sanki hakimmiş gibi geliyor bana yer yer. Bu hayıflanmayla ilgili işte sanırım. O kazımak zorunda, hafızayı kazımak zorunda kalmamızla ilintili bir şey. Yani biz çocukluğumuzun geçtiği mekanları göremiyoruz artık. Bu da bir çeşit hüzünle aslında sanırım metinlerimize de yansıyor. Belki farkında bile değilizdir diye düşünüyorum ben. Evet, çok teşekkürler. Çok sağ olun bugün burada bizimle olduğunuz için. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir Şehir Hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün Gaye Boraloğlu, Hüseyin Kıran ve Menekşe Toprak'la birlikteydik. Hoşçakalın.